Sevgili dostlar, merhabalar. En son videomuzda engelli indirimiyle alınacak SUV araçlara bakmıştık. Bugün de en uygun 10 otomobili inceleyeceğiz. Sizler için araştırmasını yaptım. Fiyatlara baktık. Bugün en uygun alınabilecek engelli indirimiyle araçlara bakacağız. Ondan önce birkaç hatırlatmam var. İlki arkadaşlar, Instagram hesabımız Otomobil Dünyası 59. Bu kanalı, bu hesabı takip alın. Çünkü kısa kısa videolar atıyorum, bir dakikaya geçmeyecek şekilde otomobil piyasasını yakından ilgilendiren en güncel haberleri çok hızlı bir şekilde Otomobil Dünyası Instagram hesabımızda paylaşıyorum. Otomobil Dünyası 59. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar, birkaç saniyenizi ayırıp alt butondaki abone ola tuşlarsak çok çok seviniriz. Çünkü bizlerin daha hızlı bir şekilde büyümesi için, daha iyi içerikler sizlere hazırlamamız için bu bizi motive ediyor. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Hadi iyi seyirler. Efendim, hepinizin malumu birkaç gün önce ÖTV matrah güncellenmesi yapıldı. Gönül isterdi ki çok çok daha iyi şartlarda çıksın. Piyasanın beklentisi, herkesin beklentisi daha iyiydi. Biz olan güncel haliyle elimizden geldiğince bu videoda sizler için otomobilleri inceledik. Onları anlatacağız. Ama dediğim gibi keşke çok çok daha iyi şartlarda bir ÖTV matrah yükselmesi gelsin. Çünkü biliyorsunuz ki 2022 yılında hem dolar hem euro kuru, hem artan enerji maliyetleri, hem çip sorununun devamı gibi birçok sorundan ötürü, araç tedarik sorunlarından dolayı otomobil fiyatları çok çok zamlandı. 2022'de yapılan 450 bin üst limit birçok aracı ilk Ocak ayı itibariyle kapsarken, Şubat, Mart, Nisan dediğimiz aylara geldiğimiz zaman birçoğu devre dışı kaldı. Birçok otomobil bulunmadı. Artık günümüzde sadece birkaç otomobil kalmıştı. O da en sınıfının en donanımsız baz paketi ve en küçük otomobiller. Ama engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalye, bir taşıma araçları gibi alet edevat kullanıyorlar. Onlar için de yüksek, geniş otomobillere tercih ediyorlar. Sevgili dostlar, ÖTV matrah güncellenmesi geldi. Şimdi hangi araçları kapsadı, hangi otomobiller 2022 yılında, Aralık ayındayız, 2023'ü beklemeyenler için 2022 yılında şu an güncel hangi araçları engelli kardeşlerimiz 450 bin üst limitten alabiliyor, onları videoda göreceksiniz. Bir de hatırlatma yapayım. Ocak ayında ÖTV üst limiti, biliyorsunuz her yıl ÖTV üst limiti enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. Ocak ayında 1 milyon TL olarak şu anda çıkacak gibi görünüyor. Ama resmileşmesi lazım. Resmileştiği takdirde 1 milyon TL üzerinden üst limit çıkacak. O zaman da 2023 yılı itibariyle detaylı bir şekilde otomobil hangi markada hangi otomobil giriyor, otomatik vitesler, manuel vitesler ya da işte donanım baz paketi, hepsini detaylı olarak sizlere videolarını yapacağım. 2022'nin bu son artık videosu olacak, Aralık videosu. Yani bugün ÖTV matrah güncellenmesiyle hangi araçları kapsıyor? Fiat Egea sedanla başlayalım. Easy Plus 370 bin TL fiyatı vardı. Engelli indirimiyle beraber 245 bin TL'ye arkadaşlar düşüyor şu anda güncel. Listemizde en çok dikkat çekecek araç Hyundai Bayon. BSU olan engelli kardeşlerimizin çok tercih ettiği bir araç. Hyundai Bayon son aylarda gelen zamlarla engelli limitinin üstündeydi. Birçok arkadaşımız da bununla ilgili söylüyordu. Bayon çok seviliyor çünkü. Yapılan son matrah güncellenmesiyle arkadaşlar 447 bin TL'ye düşüyor. Hyundai Bayon'u ÖTV muafiyetiyle 280 bin liraya sahip olabilirsiniz. Yine Fiat Egea Cross Street modeli 392 bin TL'den 256 bin TL'ye geliyor. Renault Clio Joy paket 373 bin TL'den 249 bin TL'ye geliyor. Opel Corsa Elegance 444 bin TL'den 278 bin liraya düşüyor. Dacia Sandero Comfort 442 bin TL'den 277 bin TL'ye geliyor engelli indirimiyle. Arkadaşlar Hyundai i20 420 bin TL'den 263 bin TL'ye geliyor. Kia Picanto 384 bin TL'den
256 bin TL'ye geliyor engelli indirimiyle. Yine en çok tercih edilen otomobillerden Dacia Sandero Stepway 442 bin TL'den 275 bin TL'ye geliyor. Fiat Panda City Hybrid 380 bin TL'den engelli indirimiyle 250 bin TL'ye geliyor. Efendim en uygun 10 otomobili sizlere anlattım. Şimdi bu videoda bu bölümden sonra şunları söyleyeceğim. Hepinizin şunu dediğini duyar gibiyim. Abi fiyatları söyledin. Peki biz bu otomobilleri bulabilecek miyiz? Birçok kardeşimizin birkaç gündür bu ÖTV matrah güncellenmesi yapıldıktan sonra aynı sorun. Arkadaşlar bakın hiç değişmiyor. Aynı sorun. 6 ay 6000 kilometresi yürürlükte olmasına rağmen yine ÖTV matrah güncellenmesinden sonra hem Egea'lar olsun hem Clio'lar olsun, yani bu matrahtan etkilenen 500 bin TL'nin altında olan 80'den 70'e düşen, 70'ten 60'a düşen otomobiller bayilerde bulunmuyor sorunu. Hatta bazı bayiler telefonumuzu bile açmıyor diye 2 gündür inanılmaz bir şekilde hem Instagram DM'den hem de YouTube videolarımızın altına yorumlar geliyor. Bunun takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Onu söyleyelim. Çünkü devlet vergisinden bir miktar gevşetip böyle bir şey yapıyorsa aynı zamanda bunun takibini de yapmak zorunda. Bu vatandaşa yarasın diye yapılıyorsa o zaman bu vatandaşa yarayacak. Ahbap çavuş ilişkisiyle işine geldikleri adamlar bulacak. Onları alıp ilanları yükleyip satacaklarsa olmadı yani bu. Hiç olmaz. O yüzden biliyorum birçok arkadaşımız bunu yazıyor. Siz de lütfen bu videonun yorumlar bölümüne, siz de aynı şekilde matrahtan etkilenen otomobillerin bulunmadığı zaman şu bayiye gittik, hiçbir şekilde otomobil yok diyorlar. Matrahtan etkilenmeyen otomobiller var ama matrahtan etkilenen otomobiller kaybolmuş diyorsanız yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Ancak biri olursak, bir arada olursak, sesimizi güçlü bir şekilde çıkarırsak birileri duyar. Aksi takdirde tek tek bir yerlerde bir şeyler söylüyoruz. Duyması gerekenler duymuyor. Bunu söylemiş oluyorum. Ve ben de biliyorsunuz elimden geldiğince bu konuları gündeme getirmeye çalışıyorum. Eğer biz bir YouTube kanalımız varsa, eğer bizim bir kitlemiz varsa bu kitlemizi bir şekilde arkadaşlar daha güçlü bir ses olup sesimizi duyurmaya çalışacağız. Yoksa buradan gelip masal anlatıp gitmekle bu videoları çekmenin bir anlamı kalmaz. Birilerine bir faydamız yoksa, bir faydamız olmuyorsa da hiç anlamı yok zaten hiçbir şeyin. Burada bir faydamız olsun, bir farkındalık yaratmış olalım. Lütfen yorumlar bölümünüze böyle bir şeyle karşılaşırsanız yazın. En azından bu sesimizi hep beraber duyulmuş olalım. Efendim bu videoda da sizlere en ekonomik alınabilecek 10 otomobili inceledik. Bundan sonra farklı farklı konularla karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.